kimse görmeden sessizce gir ve çık, tamam? Tamam başkan. Ebru. Ne diyeceğim bilmiyorum. Eminim beni hiçbir zaman affetmeyeceksin. Hep seni yalnız bıraktığım için. Hep de koruyamadığım için. Eminim harika bir kızımız olacaktı. Senin gibi zeki, güzel, cesur, hiçbir zaman pes etmeyen, tek dileğim sana benzemesi, bana benzemesini hiç istemedim. Hep sana benzesin istedim. Gerçekten. Ben senin kadar güçlü olamadım. Hiçbir zaman. Hep korktum. Evlilikten, baba olmaktan. Ben insanlardan çok korktum Ebru. O yüzden sayıları, formülleri sevdim. Onların yalanı dolanı yok çünkü. Yıldırım. Senin ne işin var lan burada? İyi dostumu ziyarete geldim. Durum hakkında bilgi alacağım. Neden bu kadar sinirlendin? Sen ne ara bu kadar küçüldün ya? Sen ne diyorsun Halit Başkan? Namert bir kurşuna hedef olmuş bir dostumu ziyaret etmekte mi suç? Senin vicdanın çürümüş, ölmüş. Bu işin arkasında sen varsın, bilmiyorum sen mi? Bana vicdandan bahsedecek en son kişi sensin. Sizsiniz. Ebru'yu sen bilerek taktın peşimize değil mi? Benden önce de bu haberin peşindeydi. Adam olsaydın da korusaydın kadını. Kadın bebeğini kaybetmiş, sen suç atacak yer arıyorsun. Bu nasıl devlet? Oh. Silahımı sekeceksin. Devletimiz alışkanlık haline getirdi herhalde masum vatandaşlarının yüzüne namlu doğrultmayı. Olsun, ben alışığım, bana uyar. Bravo. Güzel, güzel. Gözünün karardığını görmek çok güzel. Ancak bir istihbaratçı olarak fazla açık veriyorsun Halit. Ben hiçbir zaman temkinli olmadım. Her zaman içimden geleni yaptım. Senin sonunu iyi görmüyorum. Böyle giderse uzun yaşamazsın. Sen unuttun tabii. Neyi? Şehitler ölmez Yıldırım. Şehitliklerdekiler ne peki? He? Sen orayı kabristan zannediyorsun ama orası cennet bahçesi. Müsaade edersen dostumu ziyaret edeceğim. Aşağıda da gazeteciler bekliyor. Bir açıklama yapacağım. Yürü git. Defol git. Kime açıklama yapıyorsan yap. Yabancı basın da burada. Neyse ki 3-5 dil biliyorum. Yabancı basın olmazsa olmaz zaten değil mi? Televizyona çıkmak için bile vurdurtmuş olabilirsin. Hiç şaşırma. Devletimiz katili bulacaktır. Hiç şüphen olmasın. Ben devletimize güveniyorum. Sanırım yeterli bu kadar. Çok üzgünüm. Haber çıkıyor. Seni çok sevdim. Sonsuza kadar da seveceğim. Yanında olamasam da. Uzay. Kalın burada. Uzay. Uzay dur. Başkanım bana bir söz verin. Ne sözü? Buna değecek mi? Neye değecek? Bunca acıya. Çektiğimiz bunca acıya değecek mi? Değecek. Eğer biz acı çekmezsek başkaları acı çeker. Bu ülke senin gibi adamlar sayesinde ayakta duruyor. Kimse bilmese bile. Bunu unutmazsan. Biraz yürümek istiyorum. Geri geleceğine söz verirsen istediğin kadar yürü. Gidecek başka yerim yok ki. Öyle konuşma. Senin bir yuvan var. Oranın adı da karargah. Sakın unutma. Tamam? Geri döneceğim. Tamam.